fazla konuşmayı da çok uygun görmemişler. Susmak bu noktada fazilet olmuş. Bir kimse hani hadis-i şerifte ya hayır söyle ya sus hadis-i şerifin mucibince o kimse boş lakırtı yapmayacak. Ha bir kimse ya hayır söyle ya sus, bakın Kur'an ve sünneti tebliğ etmesi, doğru yerde, doğru noktada, doğru insanlara tebliğ etmesi bu noktada mükemmel bir ibadettir. İkincisi o kimsenin konuşması rızkını temin etmeyle alakalı. Çoluğunun çocuğunun rızkını temin etmeyle alakalı. Konuşması caiz görülmüş, cevaz verilmiş buna. Bunda bir sıkıntı yok. Ama normalde örneğin insanları güldürmek için konuşanlar, insanları eğlendirmek için konuşanlar, bunlar caiz görülmemiş.